Bu bağlamda biz dijitalleşmeyi konuştuğumuzda aslında gerontoloji literatürü içerisinde de veya uygulamaları içerisinde de önemli bir başka alana gönderme yapmış oluyoruz. Bu da teknoloji kavramsallaştırması veya adıyla sıkça konuşulan e, teknolojik gelişimlerin gündelik hayata, özellikle yaşlanan kesimlerin, yaşlıların gündelik hayatına daha olumlu bir şekilde girmesi anlamına geliyor. teknoloji dediğimizde, aslında tek başına bir takım unsurlardan söz etmiyoruz. Ama örneğin bazı software'ler, bazı yazılımlar da Geron teknoloji kapsamında düşünülmesi gereken veya üzerinde zaman harcanması gereken meselelerden birisi. Geron teknolojisi çoğunlukla olumlu bir şekilde yaşlananların, yaşlıların hayatına giriyor. Ee, ancak düşünmemiz gereken taraflardan bir tanesi de şu. Bu tip teknolojileri üretmek tek başına yeterli değil. Ama aynı zamanda bu teknolojileri kullanacak ve bunları da yaygınlaştıracak olan kesimlerin de belki eğitilmesi gerekecek. Bu yaygınlaşmayı nasıl yapacağız? Sadece bir teknolojiye sahip olmak veya belirli bir teknolojiyi üretmek onun kullanım alışkanlığını da beraberinde getirir mi? Elbette ki burada vereceğimiz yanıtlar, aslında burada vereceğimiz derli toplu yanıtlar önümüzdeki dönemde belki de iletişimcilerin üzerinde durması gereken yeni çalışma alanlarından birisi olarak karşımıza çıkıyor.